Herkese merhaba. Bugün Perşembe, yarın 29 Ekim. Ben de kendi bayramımı kutlayacağım. Cumhuriyet Bayramı ile birlikte ben de bayram yapacağım ve de yarın off bir gün yapacağım. Off nedir? Ofise gelmeyeceğim. Bu sebepten dolayı pazartesiye kadar bu son programımız olacak. Ama haftayı böyle bitirmek istemezdim, doğrusunu söyleyeyim size. Haftayı daha böyle mutlu bir haberle bitirmek isterdim. Daha iç açıcı bir haberle bitirmek isterdim. Ama onun yerine Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi kadın cinayeti haberiyle ilgili karşınızdayım. Çok sıkıldım bu haberleri yapmaktan. Moralim bozuluyor. Ümitsizliğe kapılıyorum. Çünkü hep aynı hikaye. Dün bütün sosyal medya Şebnem Şirin'in cinayetiyle ayaklandı. Ya sadece 25 yaşındaydı. Erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı, 25 yaşında, Şebnem Şirin'i gırtlağından keserek öldürdü. Sebeplere gelince detaylara girebiliriz. Ama hep aynı detaylar, aynı bahaneler. Ayrılmak istiyordu benden. Aynı sonuçlar, aynı ifadeler. Hatırlamıyorum. Hatta biraz daha spesifik de söyleyebilirim size. Akşam her şey normaldi. Ne olduysa sabah oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Furkan. İlk savunmasında. Şimdi nereye hazırlıyor kendini biliyorsunuz değil mi? O meşhur ağır tahrikten dolayı yaptığımı hazırlıyor. Anlatabildim mi? Benden ayrılmak istiyordu, onuruma yediremedim. Benden ayrılmak istiyordu, gururuma yediremedim. Bana laf etti, ondan dolayı. Çok üzgünüm gibi gibi gibi. Bir kravat, hop, yine bitti. Ama yeni aynı hikaye. Her seferinde sadece isimler değişiyor. Ama o melek suratlar hep aynı kalıyor. O melek suratlar ölümsüz bir şekilde hep aynı kalıyor. Ne kadar üzücü değil mi? Furkan Zıbıncı aynı zamanda 6 ayrı suçtan sabıkalı. Cinsel istismar, gasp, trafik güvenliği tehlikeye sokma. Sadece 25 yaşında. Haberler, medya siteleri ve gazeteler bayılıyor. Bir suç makinesi. Kardeşim, makineyi durdurmak o kadar zor mu bu ülkede? Yapamıyor muyuz biz bir şey bunlara? Biz bir adım atamıyor muyuz acaba? Ha doğru. Vardı bir adım. Neydi o? İstanbul Sözleşmesi'ydi. Neyse. Gerek yok. Ya İstanbul Sözleşmesi demişken bir evvelki programlarında hatırlıyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'ne ne oldu diye sormuştum. Gerçekten ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Ankara Sözleşmesi diye değiştirildi ismi. Sonra ne oldu? Standart. Gene bir cinayet daha. Ankara Sözleşmesi rafa kaldırıldı. Aynı şeyleri söylüyoruz. Baro Başkanı, şimdi Denizli Baro Başkanı, elimizden gelen her şeyi yapacağız gibi gibi sözler. Sonra, bugünden sonra, yarın bu konuyu unutacağız. Aradan 3 ay, 6 ay sonra küçücük bir haber çıkacak. Furkan Zibinci, ağır tahrikten dolayı işte ömür boyu yiyeceğine 10 yıl hapis yatacak. 10 yıl sonra 2023'te muhtemelen zaten seçim yaklaştıkça bir af daha çıkar, 2 yıl yatar. Bu hikaye tanıdık ve bu hikaye maalesef hiçbir zaman değişmiyor bu ülkede. Ama değişecek bir gün. Bir gün değişecek. Değişecek. Ben her seferinde bu konuyu açarak değiştirmeye çalışacağım. Mesela. Neyse, son zamanlarda aynı zamanda da sosyal medyada bir muz akımı var. Şimdi bu muz akımı Suriyeli, sözde Suriyeli mültecilerin veyahut da Türkiye'de yaşayan, mülteci demeyelim ona, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin alım gücümüzle dalga geçerek muz resimleri gösteriyorlar sosyal medyada. Muz yiyorlar, işte ay yıldızımıza böyle muz koyuyorlar. Ve de bu sebepten dolayı bugün 7 kişiyi tutuklayıp sınır dışı etmeye karar verdik. Şimdi bu insanlar o kadar akıllı olmadıklarını size garantisini verebilirim. O kesin. Ama muz görseli paylaştılar diye
ülke dışı etmek, ülkeden kovmak biraz fazla değil mi sizce? Yani onun yerine oturup da ağır bir para cezası, belki bir ay hapis cezası, ne bileyim herhangi bir şey versek daha iyi olmaz mıydı? Bana şahsen fazla ağır geldi. Yani evet, öküz, hıyar, yapacak bir şey yok. Ona göre de bir ceza verirsin. Anlatabildim mi? Yani illa oturup da böyle ülke dışı atmamıza da gerek yok. Biraz da kendimize de güvenmemiz gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani herkes bize hakaret ettiği zaman hemen ilk refleksimiz hemen kapı dışarı çık olmamalı. Ha, cezası olmalı. Ama cezası suçu kadar olmalı. Bana biraz fazla geldi bu. Ülke dışı etme, oturma izinlerini iptal edip deport etmemiz. Fazla geldi. Bilmiyorum. Sizin fikrinizi de yorumlarda alabilirim. Abi, yorum yapmak istemiyorsanız en azından like atabilirsiniz. Like da atmak istemiyor musunuz? Hiç sorun değil. O zaman üye olmayı unutmayın. Pazartesi görüşmek üzere ve de şimdiden size iyi bayramlar.